Evet arkadaşlar, sağaçların kullanım alanlarını özellikle araştırıyorsunuz. Ben size şunu söyleyebilirim. Hemen hemen tüm elektronik devrelerde kullanılır arkadaşlar. Mesela cep telefonunuzu kapatıp açtığınızda bataryalarını çıkarıp hemen takarsanız, yani çok kısa bir sürede oradaki saat ve tarih silinmeyebilir. Neden? Orada bir yük depolama olayı var, değil mi? Ama bunu uzun süre tutarsanız silinir. Yani oradaki depolama özelliği de belli bir süreliğinedir arkadaşlar. Ben şuna yine vurgu yapmak istiyorum. Sığa ve sığaç. Hocam bu iki kelime arasında fark ne? Tekrar söylüyorum. Bakın sığa arkadaşlar kapasite, yani yük depolayabilme kapasitesidir. Kapasite. Ancak sığaç iletken bir malzemedir arkadaşlar. İletken bir malzemedir. Özellikleri de neye bağlıdır? Epsilon A bölü D'ye bağlıdır. Sığaçta depolanan yük. Arkadaşlar şu anda anahtarım açık. Sığaçta herhangi bir yük depolanmaz. Ancak anahtarımı kapattığımda değil mi? Şu mesela şuranın potansiyel farkına V diyelim. Sığaç görüyorsunuz buradaki levhalar arasındaki potansiyel fark da V oluncaya kadar ne yapacaktır? Dolacaktır arkadaşlar. Daha sonra mesela siz potansiyeli arttırdığınızda ne yapacaktır? Yine dolmaya devam edecektir arkadaşlar. Bakın şu formülü biraz sonra söyleyeceğim. Hani yeni bir formül değil. C eşittir Q bölü V. Şuradan yükü çektiğimizde C çarpı V. Bunu hatırlarsanız cıva şeklinde kodluyorduk arkadaşlar. Cıva şeklinde kodluyorduk. C çarpı V. Buradan yorum sorularını yapabiliriz. Tekrar söylüyorum. Sığaçların levhaları arasındaki potansiyel fark, üreticinin potansiyel farkına eşit oluncaya kadar yüklenmeye devam eder. Eşit olunca yüklenme durur arkadaşlar. Burada bizim çok kullandığımız bir şey yok arkadaşlar. Karşımıza da gelmiş bir durum değil. Evet, burada sığaç şekillerini görüyorsunuz. Elektronik devrelerde yük depolamak amacıyla kullanıldığı gibi arkadaşlar, yük depoladığınızda enerji de depolarsınız. Yani hem yük depolar hem de enerji depolar. Bakıyoruz, duran kalbi çalıştırmak için kullanılan elektroşok cihazı. Evet arkadaşlar, burada çok fazla yük depolamalısınız ki bunu hani filmlerde de izliyorsunuz bazen, hani 200 yap diyorlar, 250 yap diyorlar, o şok 300 yap diyorlar. Mesela oradaki hastanın durumuna göre, değil mi? O boşaltacağınız enerjiyi de ayarlıyor. Evet, sığaçlar fotoğraf makinelerinde de kullanılır. Arkadaşlar mesela karanlıkta fotoğraf çekeceksiniz, ışık lazım, flash, değil mi? Orada flash'ı yerleştirdiğiniz kondansatör sayesinde enerji boşalmasıyla, ani enerji boşalmasıyla ne yapıyorsunuz? Fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Evet, fotoğraf makinelerindeki ışık vermesi. Evet, burada yorum sorumuz var. Şekildeki V potansiyel farkı ile yüklenen sığacın levhalar arasındaki uzaklık nedir demiş arkadaşlar. Biz her ihtimale karşı formülümüzü hemen yazalım. C eşittir neydi? Epsilon A bölü D idi arkadaşlar. Evet, yazdık formülümüzü. Şimdi diyor ki başka bir değişiklik yapmadan levhalar arasındaki uzaklık D bölü 2 olursa. Arkadaşlar D ile ters orantılı. Yani D bölü 2 yaptığımda sağım ne olacaktır? 2C olmayacak mı? Sağımız 2C olacaktır. Mesela hemen bunu arayalım. Evet, bakın sığacın sığası 2 katına çıkar. Levhaların uçları arasındaki potansiyel farkı yarıya iner. Arkadaşlar şu üreticiniz burada olduğu sürece ve bu üreticinin değeri V, buradaki sığacın uçları arasındaki potansiyel farkı da V olacaktır. Yani değişmeyecektir arkadaşlar. O yüzden bunu eliyoruz. Şimdi sağımız 2 katına çıkmıştı. Az önceki formülümüzü yazalım. Q eşittir cıva demiştik. Buradaki potansiyel değişmiyor bakın. Değişmiyor. Sağım 2 katına çıktığı için yüküm de kaç katına çıkacak? 2 katına
çıkacak arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Mesela burada şuna da bir vurgu yapalım. Zaman zaman böyle sorularla da karşılaşabiliyoruz. Temizleyelim. Mesela arkadaşlar şuradaki sığacımızı yükledikten sonra örneğin Q yüküyle yükledim. Daha sonra şu üretiç bağlantısını kesersem, yani şu şekilde üretiç bağlantısını kesersem arkadaşlar ne olur? Bir yorum yapalım. Madem bu konuya girdik bir yorum yapalım. Şimdi aynı soruyu bu şekilde değerlendirelim. Değil mi? Aynı soruyu bu şekilde değerlendirelim. Aradaki uzaklık D bölü 2 yapılırsa evet 2C'ye çıkacak, doğru. Peki bunu yükleyen bir potansiyel fark var mı? Üretici var mı? Yok. O zaman ne diyeceksiniz? Yük değişmez diyeceksiniz. Yük ne yapmayacak? Değişmeyecek bakın. Yük değişmeyecek. Peki hocam bunun arasındaki potansiyel fark değişir mi? Yorum yapacaksınız. Q eşittir C çarpı V'nizi yazacaksınız. Bu sefer yük değişmedi diyeceksiniz. Sığa 2 katına çıkarsa değil mi? 2 kat arttı. 2 kat arttı. O zaman potansiyeliniz de 2 kat ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. Değil mi? Evet. Demek ki bakın üreticiden ayırdıktan sonra yük değişmiyor. Çünkü onu yükleyecek bir üretiç yok. Malzemenin yapısı gereği aradaki uzaklığı yarıya indirdiğinizden sığa 2 katına çıkacak. Peki potansiyel değişecek mi? Levhalar arasında değişecek. Onu da formülden rahatça görebiliyoruz. Q eşittir civa yazdığımızda yük değişmiyor. Sığa 2 katına çıkarsa eşitliğin değişmemesi için potansiyelin 2 kat azalması gerekir. Bu soruya ne dememiz gerekiyordu arkadaşlar? 1 demiştik, 3 demiştik, 2'yi kabul etmemiştik. Sanıyorum Denizli demiştik. Evet. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Yük miktarlarını soruyor arkadaşlar. Kolay bir soru. Sadece formülü bilmeniz gerekiyor. Civa şuradaki ne olacak? Civa kadar bir tane. Şurada 2 çarpı 3'den 6 civa gelecek. Şurada 4 çarpı 2'den 8 civa gelecek. Değil mi? O zaman şöyle baktığımızda sağa doğru arttı. Sağa doğru arttı. Bunu yük büyüklüğü olarak sıralarsak Z büyük, Y büyük, X olacak. Cevabımız Bursa olacak. Evet, kontrol ediyorum. Z büyük, Y büyük, X olacak. Mantık hatası olmasın. Önemli olan o. İşlem hatası düzeltilir. Yüklü bir sığacın enerjisi. Arkadaşlar hemen şunu şöylece yapayım. Şuraya yük diyeyim. Şurada potansiyelimiz var. Potansiyel. Grafiğimiz doğrusaldı. Q bölü V idi değil mi? Q bölü V. Bu da C'ye eşitti. Arkadaşlar şurasını Q diyelim. Şurasına V diyelim. Şu üçgenin alanı arkadaşlar enerjinizdir. Q çarpı V bölü 2 arkadaşlar. Bu sizin enerjinizdir arkadaşlar. Yani enerji eşittir. Q çarpı V bölü 2. Bu türetilerek arkadaşlar birçok formül elde edebilirsiniz. Mesela 3 tane var. Benim aklımda mesela yazıyorum. Enerji eşittir. Tekrardan şunu yazabiliyorum. 1 bölü 2 C çarpı V kare. Burada sadece sığa ve potansiyel. Yine enerji eşittir. Kitaplarınızda var. Q kare bölü 2 C. Yani birbiri yerine yazarak şu 3 formülü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, benim anlattıklarıma bir sonraki sayfada geçiyor. Tekrardan kontrol edelim. 1 bölü 2 QV alanıydı buranın değil mi? 1 bölü 2 CV kare beraber tekrar edelim. Q kare bölü 2C birbiri yerine ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz arkadaşlar. Şurada dikkat ederseniz enerji potansiyel farkı var. Enerji potansiyel farkı. Mesela şurada enerji potansiyel farkı. Burada da yine enerji yük var arkadaşlar. Bunlar farklı formüllere ne yapılabilir? Uygulanabilir. Arkadaşlar sığası C, levhalar uzaklık D olan bir sığaç üretice bağlanarak Q kadar yük ile yükleniyor diyor.
Üretiç bağlantısı kesildikten sonra levhalar arasındaki uzaklığı 2D yapmak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş hangisine eşittir? Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş. Arkadaşlar, bütünlük sağlamak için kısa bir tekrar yapalım mı? Bakın, elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işte daha önceki videolarımda bahsettim. Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işin sonucu pozitif çıkar arkadaşlar. Doğru mu? Pozitif çıkar. Bir de elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş vardı. Onun sonucu ne çıkıyordu? Negatif çıkıyordu, değil mi? Öyle bir tekrar yapalım istedim. Evet, burada elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş pozitif çıkacağına göre demek ki E2-E1 diyebiliriz. Yani E2-E1. Şimdi birinci durumda bunu yapılan iş W diyelim şöyle. Şimdi birinci durumdaki bunun enerjisine W1 diyelim arkadaşlar. Ya da şöyle yaptık. E dediğimiz için şunu silelim. Mesela birinci durumdaki E1'i siz de yazın. E1 eşittir. Ne yazabiliriz? Q kare bölü 2C yazabiliriz arkadaşlar. Evet. Q kare bölü 2C yazabiliriz. Şimdi aradaki uzaklığı 2D yaptığınız zaman sığa yarıya düşmez mi? Çünkü payda 2 kat artıyor. Sığa yarıya düşer. O zaman E2'niz ne olur arkadaşlar? Evet. Q kare bölü değil mi? 2 çarpı C bölü 2 olmaz mı? Şu ikilerimiz ne yapar? Sadeleşir. Peki E2-E1 yaparsak Q kare bölü C değil mi? E2 Q kare bölü C eksi Q kare bölü 2C bakın. Şurayı 2 ile yapalım. Bakın 2 Q kare 1 Q kareye çıktık. Q kare bölü 2C oldu yapılan iş arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Birinci durumda E1'imiz Q kare bölü 2C. Bu tamamen formül. Çünkü burada Q kadar demiş. Sığa'yı da C kadar vermiş. Zaten formülde de Q kare bölü 2C yazmamız gerekiyor. Daha sonra aradaki uzaklığı 2D yapmak demek sığa'yı yarıya indirmektir. O zaman şuradaki C yerine ne yazacağım arkadaşlar? C bölü 2 yazacağım. İkilerim sadeleşiyor. Q kare bölü C kalıyor. O zaman elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş enerji farkı kadar pozitif çıkacak. O zaman E2-E1 diyebiliriz. Bakın burada farkını aldığımda Q kare bölü 2C çıktı. Cevabımız Bursa oldu. Evet. Üniversite sınav sorusu. Sadece bu soruya bakmayacağız. Diğer sorulara da bakabilirsiniz. Nasıl sorular gelmiş diye. Burada bize ne soruyor? Elektrik enerjileri. UK, UL, UM. Evet. Ne vermiş bize peki? Yük vermiş. Q'u vermiş. Bir de nevimiz sağ vermiş. O zaman enerjiyi soruyorsa şöyle diyebilirsiniz. UK eşittir. Hani genel formülümüz Q kare bölü 2C'de bunu yazabiliriz. Birinciyi yazıyorum. Q kare bölü 2 var zaten. 2C ile de çarptım. 4C. Yani bunu 1 bölü 4 düşünebilirim. UL'ye bakalım. UL eşittir. 2Q'nun karesinden arkadaşlar. Şöyle yazalım bunu. 4Q kare değil mi? Bölü 2C. Bu da 2 gelir. U, M'yi yazalım. 2 Q'nun karesinden 4 Q kare bölü 2 çarpı 3 C'den 6 C gelecek. Bu da 2 bölü 3 gibi bir şey gelecek. O zaman L büyük, M büyük K. L büyük, M büyük K. Evet, sanki A seçeneği gibi duruyor. Evet, cevabımız A seçeneği. Bir sıvaçta depolanan enerjinin sıvacın yüküne göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Sıvacın sıvasını soruyor arkadaşlar. Kaç farattır diyor. Evet. Bakıyoruz. Enerji yük vermiş değil mi? Hemen yine aynı formülü kullanabiliriz. E eşittir. Q kare bölü 2C formülünü kullanabiliriz. Bakalım. Mesela şurada kullanalım eşitliğimizi. Enerjimiz 8. Yükümüz 8. Yalnız karesini alacağız. Ne yapacak? 64 bölü 2C. Şunun paydası 1. 2 çarpı 8 ne oldu şurası? 16C oldu. Eşittir 64. C'miz buradan 64 bölü 16'dan kaç gelecektir? 4 gelecektir arkadaşlar.
Aynı eşitliği şuradan da yazarsanız yine çıkar. Evet, yine bir üniversite sınavı sorusu karşımızda var. Düzlem kondansatör levhalar arasındaki uzaklık D'dir. Hemen aklıma şu geliyor arkadaşlar. C eşittir epsilon A bölü D geliyor. D arttırıldığında, evet, paydayı arttırdığımızda hangisi değişmez diyor arkadaşlar. Hangisi değişmez? Ben şurada üreticim potansiyelini V diyeyim. Dikkat edin, soruda kondansatör üreticiden ayrılmıyor. O zaman kondansatörün plakalar arasındaki potansiyel fark V olacağı için arkadaşlar, o zaman V değişmeyecektir. Yani levhalar arasındaki potansiyel farkı ne yapmaz? Değişmez. Diğerlerini de inceleyelim isterseniz. Kondansatörün sıvası. Şimdi sıva. Paydayı arttırdım. Sıva azalacaktır. Depolanan enerji mesela E eşittir 1 bölü 2 C V kare formülünü yazabilirsiniz. Burada V'niz değişmiyor. C'niz azaldığı için enerjiniz azalacak. Kondansatörün elektrik yükü. Q eşittir C V yazdım. Elektrik yükü. Bakıyorum. Burada D artmıştı, sıva azalmıştı. Potansiyel değişmiyor. O zaman sıva azalacak, yük de azalacaktır. Değil mi? Evet, elektrik alanın büyüklüğü. Hatırlayın daha önceden elektrik alan vektörü E eşittir. V bölü D'ydi arkadaşlar. D'yi ne yaptık burada? Bakıyorum, arttırdık. Potansiyel değişmedi. Elektrik alanım ne yapacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Bakın yine geriye döndük. Dikkat ettiniz mi? Evet, unutmuyorsunuz. V bölü D formülü önemlidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Levhalar arasına hava bulunan bir sığaca üretici şekildeki bağlanmıştır. Üreticimizin potansiyelini V olarak vermiş. Dielektrik katsayısı havanınkinden daha büyük olan K cismi sığacın levhalar arasına konulursa ne olur diyor arkadaşlar. Hemen formülümüzü yazıyoruz. C eşittir epsilon A bölü D yazıyorum arkadaşlar. Evet. Dielektrik katsayısı havanınkinden daha büyük. Yani şu E'yi arttırıyorum. Bu plastik olabilir, mika olabilir, cam olabilir. Hemen ne yapacaksınız? Sığacın sığası artar diyeceksiniz arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Şimdi ne dikkatinizi çekti? Bakın şu üretici ayrılıyor mu? Hayır. Üreticim burada V kadar. O zaman burası da V kadar olacak. Enerji yorumlayalım. Enerji eşittir 1 bölü 2 C V kare yazdım. V değişmedi arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içine aldım. Sıra artmıştı. Sıra artarsa enerji de ne yapacak? Artacaktır. 2 numara da doğru. Arkadaşlar 3 numara önemli. Bakın sığacın levhalar arasındaki elektrik alan artar diyor. Şimdi bakın. Burada şöyle bir yorum yapalım. İlk durumda şu levhaları şöyle çizeyim. Şurası tahmin ettiğiniz gibi artı, şurası eksi. Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşmayacak mı arkadaşlar? Oluşacak. Buna E1 diyelim. E1. Buradaki üreticimizin potansiyeli de V kadar. Şimdi buradan doğrudan aslında cevabı söyleyebiliriz ama ben başka bir şey yapmak istiyorum. Mesela sığacın levhalar arasındaki elektrik alan artar diyor ya arkadaşlar. Biliyorsunuz elektrik alan neydi? K çarpı Q bölü D kare gibi düşünüyorduk. Mesela burada sığa arttığı için yük artacak. Yük arttığı için de elektrik alan artar diyebilirsiniz. Ancak ben burada şuna da vurgu yapmak istiyorum. Zaman zaman soruluyor. Şimdi şurada birinci durumda şu arada hava olsun arkadaşlar. Hava. Hava olsun şurada. Şurası arttı. Şurası eksi. Buradaki elektrik alanı E1 dedik. Şimdi bakın yine üreticim potansiyeli V kadar. Şimdi bu araya ne koyduk? Bir yalıtkan malzeme koyduk. Rengimizi değiştirelim. Şunu biraz bu tarafa alalım. Şimdi yalıtkan bir malzeme koyduk. Şimdi şöyle yapalım. Yine şurası arttı. Şurası eksi olsun. Şimdi ikinci durumdaki elektrik alanıma E1 üssü diyeyim arkadaşlar. Bakın E1 üssü dedim. Yani değişti mi bilmiyoruz. Şimdi bakın şurada ne dikkatinizi çekti? Burada bir yalıtkan var değil mi? Yalıtkan. Yalıtkan var. Şimdi burası etkiyle elektriklenmede şurada ne olacak? Şimdi şurası artı olacak. Şurası ne olacak arkadaşlar? Eksi olacak. O zaman şöyle bir şey mi olacak? Bakın. Şöyle.
O zaman şurada da bu tarafa doğru bir E2 elektrik alanı oluşmuş olsun. Değil mi arkadaşlar? Bakın fark ettiniz mi? O zaman V'lerim aynı. V'lerim aynı. Hatırlarsanız E eşittir V bölü D idi. Bakın buradan V eşittir ne olur arkadaşlar? E çarpı D olur mu? Olur. O zaman V'lerim aynı. E çarpı D'leri bir E çarpı D'leri ne yapalım? Eşitleyelim. Şimdi şurayı sileyim sadece. Şurası bana yeter. Evet. Şimdi birinci durumdaki V neye eşit? E1 çarpı D'ye eşit. Eşittir. İkinci durumda arkadaşlar ne yazalım? E1 üssü demiştik. Eksi E2 çarpı D demiştik. D'lerimiz buradan sadeleşti mi? Bakın E1 üstümüzü çekersek arkadaşlar buradan ne oldu? Eksi E2'yi bu tarafa E1 artı E2 gelecektir. Bakın arttı elektrik alan. Yani şunu vurgu yapmak istiyorum. Siz buraya bir yalıtkan ortam koyduğunuzda yalıtkan ortamda etkiyle elektriklenmeden dolayı değil mi? Bakın bu da kendi içinde bir elektrik alan. İlk elektrik alana zıt yönde bir elektrik alan oluşturacaktır. Daha zayıf bir elektrik alan oluşturacaktır diyebiliriz. Buradan da bunu rahat bir şekilde görüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıklı kalın.